arkadaşlar, bugün sizlerle beraber inlik helvası yapacağız. İnlik helvasını yaparken de sütlü olanını tercih edeceğiz bugün için. Hem daha hafif hem daha lezzetli olduğunu düşünüyorum ben. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Kullanacağınız ölçü kapları evinizdeki herhangi ölçü kaplarından olabilir. Vereceğim ölçüleri ister çay bardağında, ister böyle bir kupada ya da su bardağında olarak yapabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Önemli olan bütün ölçülerinizi aynı kapla ölçmeniz. Şimdi şurada kenarda bir bardak süt, bir bardak su, bir aynı bardak batımda da şekeri aldım, karıştırdım ve şerbetim şu anda sıcak halde bizi bekliyor. 125 gram margarinimi de şu anda gördüğünüz gibi eritiyorum. Burada da aynı kullandığım ölçüdeki kaba göre 1,5 bardak ilmeğim var. Şimdi dilerseniz içerisine kuş üzümü çantası da atabilirsiniz. Ben şu an tercih etmeyeceğim. Özellikle kuş üzümünü sütlü yaparken çok kullanmıyorum. Çünkü süt biraz daha rengini açıyor biliyorsunuz. İçerisindeki kuş üzümü de hafiften bir rengini koyulaştırdığı için sütlü yaptığım versiyonda kuş üzümünü kullanmıyorum. Ama dilerseniz sizler kullanabilirsiniz. Şimdi hızlı bir şekilde ne yapalım? Yağımız erisin. Ondan sonra işleme başlayalım. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi yağımız eridi. Şimdi irmiklerimizi yağımızın içerisine alıyoruz. Şöyle ilk başta kısacağım. Daha sonradan tedbirli olarak devam edeceğim. Kimi zaman açacağım altını, kimi zaman tekrardan kısacağım. Ama başından ayrılmayacağım. Şimdi görmüş olduğunuz gibi yağı bütün irmiklerin arasına ne yapıyoruz? Şöyle yediriyoruz. Şimdi kavurma işlemine bu şekilde devam edeceğiz. Uzun bir zaman alıyor biliyorsunuz ama kolay bir işlem. Tam kavrulmanın gerçekleştiği bir adım öncesinde tekrardan videoyu bağlayacağım. O zamana kadar durmadan şu şekil karıştırıyorum arkadaşlar. Şimdi ocağımın altını biraz harlandırabilirim. Çünkü şu an daha kavrulma işlemi yeni başladığından dolayı, ama ilerleyen aşamalarda ne yapacağım? Ocağımın altını kısacağım. Ve sizlere o kavrulmadan önceki son alanda tekrardan bağlantıya devam edeceğim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi artık yağ kendini salmaya başladı. İlk başta ne yapmıştı? Kuru kuru olmuştu. Kavrulma işlemi devam ederken bakın sanki bir su üstünde oluyormuş gibi olmaya başladı. O yüzden bu aşama çok önemli ki yapan arkadaşlar fark edeceklerdir bunu. Şimdi hem irmiklerimizin rengi dönmeye başladığı için hızlı hareket ediyoruz artık. Ocağımızın altını biraz daha kısalım. Şöyle. Şimdi eğer normal şerbetinizi süt kullanmadan yapacaksanız buradaki renk sizin için yeterli olabiliyor. Ama eğer benim şu anki yaptığım gibi sütlü versiyonunda çalışacaksanız ne yapabilirsiniz? Gördüğünüz koyu tondan 1-2 ton daha açılacağını düşünerek 2 ton daha kavurabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu arada hemen şöyle bakmak istiyorum. Netleştirmeye. Çok kapkara olmamalı. Böyle tatlı, güzel bir kavrulmuş görüntüsü olsun. Şu an bakıyorum videodan da aynı zamanda nasıl gözüktüğünü. Bir tık daha kavurduğum zaman normal suyla helvamı yaptığım kıvamda olacak. Ama dediğim gibi şu anda bir sütle kıvam vereceğimiz için şerbetimize ne yapıyorum? Çok beyaz kalmaması adına birazcık daha kavurma ihtiyacı duyuyorum. Evet. Şu anda görmüş olduğunuz gibi şöyle yakına da getirmek istiyorum. Bakın çok tatlı bir görüntü var. Şimdi ocağımızın altını kıstık hemen ve şerbetini ilave etmek istiyorum. Buhar çıkacağı için kamerayı kapatacağım. Evet, gördüğünüz gibi şimdi şerbetini ilave ettim. Ocağımızın altı kısık da şu kenarlardakileri de alalım ve
Hafifçe şöyle karıştıralım. Gördüğünüz gibi sulu bir kıvamda. Ama ne yapacağız? Pilav gibi demlendireceğimiz için helvamızı. Bakın rengi de şu anda o çok koyu olan tondan ne yaptı? Açıldı. Çünkü içerisinde süt var. Şimdi biraz şöyle karıştırmak istiyorum ki dinlenmeden önceki dönemine gelelim bakalım. Hafif şöyle biraz fokurdaması lazım. Bu arada yavaş yavaş toplamaya başlıyor kendini. Şöyle ben karıştırmayı tercih ediyorum. Her tarafı doğru orantıda alsın diye. Ocağımın altını birazcık açtım bu arada. Çünkü çok sıcak değildi biliyorsunuz şerbeti. O şerbetin dengelenmesi lazım şu anda sıcaklıkla beraber. Aynı zamanda gördüğünüz gibi çekmeye başladı. Şöyle karıştırıyorum. Birazdan iyice kendini toplayacak ve ondan sonra zaten dinlenme işlemine geçeceğiz. Bu aşamaları özellikle adım adım göstermek istiyorum ki sizlere, hiç yapmayan arkadaşlar da çok rahat bir şekilde yapabilsinler diye. Görmüş olduğunuz gibi iyice çekti. Artık ne yapıyorum? Dinlendirme pastasına geçebilirim. Şöyle biraz daha bu şekilde iyice toparlayıp dinlendireceğim. Daha sonra serviste görüşürüz inşallah. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi kağıt havlu nemini çekti. Şimdi şöyle karıştırmak istiyorum. Bakın. Hem sıcaklığını şu an muhafaza ediyor. Hem de ne yapacağım? Şöyle karıştıra karıştıra dağıtıyorum. Birazdan servise geçeceğim. İsterseniz dondurmayla, isterseniz kaymakla servis edebilirsiniz. Ya da ceviz ya da kuru yemişle. Herkese afiyet olsun. Hayırlı Ramazanlar olsun diyorum. Başka bir anlatımda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah oruçlarınızı, ibadetlerinizi kabul etsin. Başka bir anlatımda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.